Merhabalar ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serimi hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl Olunur? Bu bölümde konuğum karikatürist Emrah Ablak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, şimdi Emrah abla konuk etme isteğimin en büyük nedeni onun Instagram sayfası ve oradaki yaratıcılığı, üreticiliği ve orada verdiği emek bizlere verdiği şahane hisler. Çok teşekkürler. Şimdi şöyle bu program biraz da nasıl bu dönemde değişiriz, ayak uydururuz ve hala güzel işler yapmaya devam ederiz programı. Aslında biraz da hem gençler için hem genç kalmak isteyenler sürekli üretmek isteyenler için. Şimdi ee, uzun yıllardır eski nesil de karikatüristlik yapmış, dergici olmuş, dergilerde çalışmış bir insan 27-28 sene değil mi? Doğru. Ee, birden çok yeni nesil bir iş yapmaya başladı ve biz bayıldık. Kendisine yeni bir kitle yarattı. Nedir yeni bir işler? Onu takip etmeyenler, hiç rast gelmeyenler varsa onlar için söyleyeyim. Şöyle zaten üstün bir mizahı, çok güzel esprisi ve çizgisi var bu adamın. Bunu bir kenara koyalım ama Instagram'da ilk önce karika film ...adıyla bir şey yapmaya başladı. Nedir o? E, müzikli kareler. Yani esprileri biz müzikli film gibi izledik. E, yani bir dakikalık videolar ama böyle çizgiler halinde. Bir film başladı ve bitti. Zaten e, sonla bitiyor. Yabancı ya da yerli şarkılarla. Daha sonra da hikayeler bölümünde size ne çizeyim? Hani insanların soru sorduğu bir bölüm var. Size ne çizeyim diyor. Belki yüzlerce belki binlerce kişi her gün yazıyor ve e, o kadar güzel çizimler yapıyor ki e, mesela işte siz ona kelebek çiz diyorsunuz hiç aklınıza gelmeyecek bir çizim ortaya çıkıyor e, ve bütün bunlardan bir iş kolu bir dünya da yarattı ve bütün bunları bu dönüşümü konuşalım mizahı konuşalım Oğuz Aral konuşalım analım. Değil mi? <laughs> <laughs> e, Nadiren uzun konuşuyorum ama bunlar gerekliydi bugün. Tamam konuşalım. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Nasıl aklınıza geldi? İlk önce o karika filmden başlayalım. E, bir müzik grubunun etkisi değil mi? Evet. E, İzmir'de beni konuk et, eden İzmirli arkadaşlar ...vastasıyla aslında ortaya çıktı diyebilirim. Arkadaşlar müzisyendi. Les diye bir grupları vardı. Beni İzmir'de çok güzel konuk ettiler. Bir konuk gün... etmek ne demek? Ben de öyle motorla yolculuğa çıkmıştım. Geziyordum yani o Türkiye'yi geziyordum. Hmm. İzmir'de onlarla iki gün takıldım. Çok güzel zaman geçirdik. Ve jest olarak onlara bir şeyler yapmak istedim. Ve aklıma bir video klip yapayım onlara dedim. Hmm. İzledim de çok güzel olmuş bu arada. E sonra ne ne yaparım diye düşündüm. Bir tane kameram var. İşte çizebiliyorum. E, bu ikisini kullanarak ne yapabilirim bunları? Ve şeyi çözdüm. E, şarkılarda anlatılan bir hikaye var. E, şarkıdaki o sözler o hikayeyi oluşturuyor. Ama e, sözlerden bağımsız. Bir de e, notaların da aslında vurguladığı şeyler var. Her e, nota dizini aslında bir cümle gibi. Hmm. Hepsi bir şeyler anlatıyor. O ritim de başka bir şey söylüyor. E, bunları kullanarak ve bunları çizgiyle ilişkilendirerek e, kare kare anlattığınız zaman çalışıyor. İnsanlar anlıyorlar yani. O, oradaki e, uyumu hissediyorlar. Bununla ilgili videolar yaptım. Üç tane onları ve çok sevildi o dönem ama çok uzun bir işti. Ee, devamını getiremedim çünkü o dönem dergilere de çalışıyordum. Sonra seneler sonra e, medya, sosyal medyaya kayınca... ...yani yazılı medya, basılı medya, sosyal medyaya kayınca... ...Instagram'da bunları, bu anlatımı kullanmaya karar verdim... ...ve Instagram'da da çalıştı. Gayet de güzel oldu. Ve ilk defa görülmüş gibi çok yeni bir şey gibi hissederek çok eğlendik. Çünkü her şey biraz ağır ya. Miza zaten her zaman ihtiyacımız var ama mizanda farklı bir türünü, yaratıcı bir türünü gördük. Müzik de var. Yani evet, kısa Sulağa film izliyor gibiyiz. Doğru. Ve o bildiğimiz şarkılar bambaşka bir anlam kazanıyor. Yani o şarkıyı seviyor olabiliriz ama o çizimle birlikte bambaşka bir şey izledik. Evet, kendi yorumumu katıyorum. Aslında Metin üstünde daha şey demişti, sokak şarkıcısı gibi takılıyorsun demişti. <laughs> ee, biraz öyle bir şey yani. Bir şarkı seçiyorum ve onu işliyorum kendime göre. Tamam. Şimdi e, o şarkılar ve klipler çok beğenildikten sonra şarkıcılardan talep gelmeye başladı mı? Geldi. Kim nereden mesela? E, kim benim şarkımı yap demiş olabilir. Ben e, isterdim mesela şarkıcı olsa. E, şimdi isim vermeyeyim. Birçok şarkıcı istedi. Yaptınız mı? E, yaptım ama bir süre sonra hani bunu ücretlendirmek gerekti. Hı. Şimdi Hı. daha tam aslında şey aşamasında Kimisi işte o ücrete yanaşıyor, kimisi yanaşmıyor. Biraz öyle bir durum var. Ama genelde şey olarak yapıyorum. Hani rica edenlere yapıyorum, satın almak isteyenlere de bir fiyat söylüyorum. Hı. E, tabii ikisi farklı şeyler. Evet. Peki e, bu ne çizeyim? Yani bu zaten karikatüristin. Dileması yani her zaman ne çizeyim? Klasik işte biz dergi geç kalmalarını biliriz. Son dakikada çizmeleri biliriz. Hep duyarız yani dergide son dakikada hep espri beklenir. Ne çizeyim diye düşünülür. insanlar birbirlerine sorarlar. Doğru. Onun bir versiyonu oldu galiba değil ya mi? Ben aslında bu kadar ilgi görmesini beklemiyordum. Ama ee, çok ilgi gördü. Gerçekten binlerce mesaj geliyor. Ne çizeyim diye sorduğun zaman... Ee, ...aslında mizah dergiciliği biraz şey üzerine kuruldu... ...hatta stüdyoya girdiğimde bir arkadaş... Yani ...sizi çok yakın arkadaşım gibi hissediyorum dedi... ...eski evet, Le evet. okuyucusu... ...mizah dergilerinin böyle bir özelliği var... ...okuyucuyla çok yakın ilişkiye girersiniz... Hı. ...yani o sizi görmemiş olmasına rağmen... ...sizi çok benimser... ...ve karşılaştığınızda bayağı 50 senelik arkadaşı gibi davranırsınız... ...Ne çizdiğimde de aslında bunun bir adım ötesi oldu... ...yani direkt artık... Tüketicinin kendisine, okuyucuya soruyorum yani ne çizeyim? Şimdiye kadar ben hep aklıma gelenleri çizdim. Hani beraber çizelim, sen söyle ben çizeyim. Biraz o yüzden sevildi herhalde. Ya bir de e, bu yalnızlaşan toplumda insanlar önemsenmek istiyorlar. E, direkt mesajlarına Doğru. bırakın her şeyi. E, cevap geliyor bir kere ve bu cevap bir çizimle, emekle üstün bir şeyle geliyor. Yani üstünde kastettiğim bu dönemde bir zamana ayrılıp çok güzel bir iş çizilmiş orada. doğru ama yani binlerce mesaj geliyor. 50 tanesini çizebiliyorum. Dolayısıyla birçoğunu çizemiyorum. Sistem mesajları da geliyor. Hmm, tabii ki. Onu niye çizdim? Bunu çizmedim. Benimki evet. yok mu? Dar, Herkesi çiziyorsun. Beni çizmiyorsun. <laughs> Peki en çok ne isteniyor sizden? Neler çizmeniz isteniyor? Panda istiyorlar. Niye panda? Bilmiyorum. Japon Şir, muyuz? Şirin bir hayvan diye. <laughs> Panda'nın her halini istiyorlar. Hı. At istiyorlar. Zürafa istiyorlar. Yalnızlığımı çizdiyorlar. Beni çizdiyorlar. En çok istenenler bunlar. Ya bayağı analiz yapılabilecek mevzular. Mesleki sıkıntılar var. Hı. Yani etkinliği gece yaptığım zaman gece çalışanlar mesaj atıyor ve hep kendi yorgunluklarını çizmemi istiyorlar. Hmm. Sağlık çalışanı, polis memuru. Sağlıkçı çok görüyorum. İdrar tahlili yapıyorum abi. Beni çiz bütün <laughs> gün yapıyorum diye. <laughs> evet. Ee, güvenlik görevlileri ve sağlıkçılar gece en çok onlar mesaj atıyorlar. Ya ne kadar güzel bir birliktelik de oluyor değil mi? Yani onlara sonuçta bir arkadaş oluyorsunuz bu şekilde. Onu hissettim şu anda bu e, muhabbetten. Peki nasıl olunura... a? E, sondan başladık biraz. Olduğumuz bugünkü yerimizden başladık ama nasıl oldu Emrah ablak? Yani nasıl karikatür çizmeye başladı? O dergileri nasıl girdi? Çünkü farklı bir alan okumuşsunuz aslında. Mühendislik okuyor çoğu karikatürist nedense evet. böyle bir ortak Mokine, alanda Mokine görüyorum. Makine mühendisliği ama. okudum. Hı -hı. Ya benim yani ne kadar doğrudur bilmiyorum ama kendi tecrübem, etrafımdaki arkadaşlarda da gördüğüm... ...genelde hani çocukluğun bir noktasında e, kırılma yaşayan hayatlar... ...ne bileyim şehir değiştiriyor, başka bir şehre taşınıyor. Tam çocukluğun en civcivli zamanında ve hatta çocukluğun en civcivli zamanında... ...bir hastalığa yakalanıyor ve bir senesini sene hastanede geçirmek zorunda kalıyor. Hı hı. Ve bir yalnızlık yaşıyor çocukluğunda. Kısa bir süre de olsa o kısa süre bir çocuk ömrü için çok uzun bir süre. Altı ay, yedi ay, sekiz ay. Tabii. Her ne oluyorsa bu anda oluyor. Çocuk etrafında eğlene, eğlenebileceği arkadaşı olmadığı zaman eğlenebilmek için kalem ve kağıt alıyorsa eğer eline. Bütün o eğlenceyi kağıdın üzerinde kurguluyor. Çocukları resim yaparken gördüğünüzde aslında çocuklar resim yapmıyor. Çocuklar oyun oynuyor o sırada. Bir adam çiziyor. Hmm. Bu adam yürüyormuş diyor. Elinde silah var, ateş ediyor diyor. Karşısında başka bir adam var, bu adamı vurdu diyor. Bütün resim bittiğinde aslında çocuğun oynadığı oyunun tamamını görüyoruz biz. Kırkıtrüsler de biraz öyle yetişiyorlar. Yani çocukken o pratiği yapan çocukların ince motoru gelişiyor. O yaşlarda gelişmesi gereken bir şey bu. Ve o ince motoru geliştiği zaman... Bir de çizgiyle anlatmayı da çocukken pratik yaptığınız zaman yani bunun mesaisini çocukken verdiğiniz zaman büyüyünce bu işi yapabiliyorsunuz. Ama orada bir de mizah tarafı var sadece çizerlik durumu değil yani bir zeka var. Ya bilmiyorum mizaha nasıl baktığınıza bağlı mizah kısmını da konuşalım o da evet. başka bir mevzu. Ha, tamam işte onu merak ediyorum. Ee, ...insandaki gülme davranışını bilim adamları incelemişler. Niye gülüyor insan diye. İnsan e, dişlerini gösteriyor gülerken. Başka memeli davran e, hayvanlarda yok gülme davranışı. Ama memeli hayvanlar da diş gösteriyorlar. Ve bütün memeliler korktukları zaman diş gösteriyorlar. Aslında gülme davranışının bir korku belirtisi olduğunu fark ediyor evrim bilimciler. Hı -hı. Biz korktuğumuz zaman gülüyoruz. Hı -hı. Ee, bunun net örneği de işte... YouTube'da videolar var fail videoları deniyor işte düşen Düşüyor adamlar birisi, işte, evet. hmm. katıla katıla gülüyor insanlar bunu seyrederken. Aslında orada adamın başına gelen güzel bir şey değil adamın muhtemelen canı da çok yanıyor. Biz empati kuruyoruz başımıza gelse böyle bir şey nasıl olur diyoruz ve aslında bir korku ifadesi olarak gülüyoruz. Başımıza ee, gelmediği için mi gülüyoruz bir taraftan da acaba? Roma döneminde böyle gladiyatörler e, bunun için savaşırlardı ya... ...halkları bunun için sizin başınıza gelmiyor diye böyle dönemler yaşandı. Belki de onun da etkisi vardır diye düşündüm de ondan öyle dedim. Bilmiyorum. Bence gladyatörlerdeki mevzu biraz kazanmak kazanmamakla ilgili. Hı. Orada öyle bir hezeyan var. Hı. Benim Hı. dediğim şu. E, ne bileyim bir düşmek olsun veyahut da sevgilinin bizi ...bir erkeği sevgilinin terk etmesi olsun... ...veyahut da ne bileyim sokaktaki ağır abinin ...seni dövüp cebinden harçlığını alması olsun... ...bunlar bizim hayatımızdaki korktuğumuz şeyler... ...ve bizim korktuğumuz şeyler bizim için iktidar şeyler... Hı hı. Ee, ...mizah dergileri mesela kapaklarında hep iktidar kullanırlar... ...çünkü en, fa, en fazla korkulan şey... E, ...sahip olduğumuz iktidar... Evet, cinsiyette de aynı şey söz konusu. Bunu da kullanıyoruz zaten. Hı hı. Cinsel espriler o yüzden yapılır. Bu da bizim en korktuğumuz şeylerden biri. Ee, dolayısıyla... Daha öyle ne sayabilirsiniz? Yani sadece bazı dönemde iktidarlar söz konusudur, ya hükümetler. Ikti... Bazı dönemde i̇şte iktidar, cinsellik iktidardadır. İktidar yani... ne kadar güçlü olursa zaten mizah o kadar güçlü oluyor. Hı hı. Çünkü gösterdiğin şey ne kadar büyük olursa... Sen de o kadar çok takip ediliyorsun. Abdülhamit dönemi mesela güçlü bir iktidar dönemi. ve Abdülhamit döneminde ciddi bir mizah var. Mizah çünkü sadece dergilerden ibaret değil. Şu evet, an evet. sosyal medyada inanılmaz güçlü bir mizah i̇nanılmaz, var. İnanılmaz, bence de öyle. Ee, onun dışında muhafazakarlaştığımızı düşünüyor musunuz mizahta? Profesyonel çizerler açısından söylüyorum. Muhafazakarlaşmadık. ...çok hassaslaştık. Yani biz artık... ...işimizi yapamaz olduk. Hmm. Yani bunu sadece muhafazakarlıkla ölçmememiz Politik lazım. Politik doğruculukta mı söz konusu? Çünkü olursa? şeylerden çok daha fazla saldırı alıyoruz. Seküler kesimden çok daha fazla saldırı alıyoruz. Hmm. Ama ne yaparsak yapalım... Saldırı, ...saldırıyorlar. Çünkü eskiden sadece dergideydik. Şimdi artık sosyal medyada... Bir iş, ...bir iş koyduğun zaman... ...adam altında bir şey yazabiliyor. Öyle bir şey var, gücü var. Hmm. Ve yazıyorlar da. İlla ki birilerine batıyor... Şimdi siz dergi döneminizle sosyal medya dönemini farklarını nasıl görebilirsiniz? Neler var mesela? Ya çok daha okuyucuyla haşır neşir olduğumuz bir dönem. Birebir ilişki. Birebir ilişki, birebir tepki. Olağanlık çok... ya da iyi yönde. Kesinlikle sizi mahkemeye de verebiliyorlar, dava ediyorlar, sizi baş tacı da edebiliyorlar. Ya aslında birazcık ee... Biraz sıkıntılı bir dönem. Bu bir geçiş dönemi diye düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü insanlar hani dijital zorbalık deniyor herhalde. Evet. Şu an almış başını yürümüş vaziyette. Bir noktada bitecek diye düşünüyorum ama. Dijital bir dünya, dijital bir çağa girdik ve dijital ahlak zamanla oluşacak. Şu Hı -hı. an çok ahlaklı olduğumuzu düşünmüyorum. Başa dönersek, Zonguldak'ta doğdunuz. Doğru. Sivas'ta ilkokula başladınız, Doğru. değil mi? Sonra Karabük'te bitirdiniz ilkokulu. Doğru. Evet. Böyle çok gezmişsiniz. Baba işinizden dolayı mı? Babam madenci. Hı, hı. E, maden mühendisi. İlk başta e, Zonguldak'ta çalışıyor maden mühendisi olarak. Sonra Karabük Demirçeli'ye geçiyor. Sonra Sivas Demirçeli'nin müessese müdürlüğünü yaptı. Tekrar Karabük'e döndük. Daha sonra e, Türkiye Demir üretim planlamasından sorumlu kişiydi. Ankara'ya gittik. Ankara'da devam etti. E, sizin o kırılma, mesela çizer olma e, durumunuz çocukken hangi döneme rastlar? Sivas'a gitmem. Hmm. Çok taşınma mı hissettirir size bunu mesela? Ya ben herhalde o dönemde düşünüyorum çünkü elime kalem kağıda alıp çok çizdiğim dönem o o dönemde. Hani Sivas'a gittik dediğim Sivas'ın ilçesinin Cürek diye bir köyüne gittik 1978 senesinde. Ya taştan başka bir şey yoktu. <laughs> e, üstümüzde şeyler kartallar uçuyordu. Ya o dönemde çizerek kendimi eğlendirmeyi öğrendim ve o bir alışkanlık haline geldi. Hani Hemen çizerek kendinizi eğlendirmeye başlıyorsunuz. Kimseye ihtiyacınız yok yani. Sonra eğlendirmenin kıymetli bir şey olduğunu fark ediyorsunuz. Bunu satılabilir bir şey olduğunu fark ediyorsunuz. Ve başkalarını eğlendirmeye başlıyorsunuz. Hı hı. Siz üniversitede mi başladınız dergilerde çizmeye? Ne zaman? Ee, ben Ankara'dan İstanbul'a gel... Ankara'da da yolluyordum sürekli gırgıra ee, karikatür. Ama çok fazla karikatür geldiği için hepsini işleyemiyorlardı tabii. İstanbul'a gelir gelmez gittim. E, o zamanlar artık gırgır gır kapanmış, amni olmuştu. E, 1990-91 döneminde. İlk o zaman gittim. Neredeydi yerleri? O dönemin atmosferini anlatsanıza. Şimdi çok genç insanlar dinliyor. Oğuz Aral ve dönemini bilmiyorlar. Şimdi o dönem bir dönem. Yani değil mi? Çok acayip bir okul. Dergiler çok büyük bir okul. Doğru. Oğuz Aral çok um, sert bir hocaymış da aynı zamanda Doğru. ve çizerlerle espricileri ayırırmış. Mesela çok iyi çizmen gerekiyor ve çok iyi espri yapman gerekiyor. Yani ikisinin bir arada buluşması zor ve e, mesela uzun süre ben şey görürdüm. Espri şunun hani çizim var, espri Doğru. ismi görmemin nedeni oymuş mesela. Hatta bazı karikatürlerde mesela bir karikatür espriyi birisi buluyor, başka birisi çiziyor ama e karikatürde bir tane roket var. Deniyor ki roketi en güzel işte rahmetli Galip abi Galip Tekin çizer deniyor. Sadece ya. roket Galip abi çizdiriliyor. Oğuz Aral'ın yaptığı gibi dergi bir daha asla yapılmadı. Yani o derginin her santimetre karesi profesyonellikle süslenmiş, bezenmiş bir dergiydi. Eee... Daha sonra hayatla beraber dergicilik de hızlandı aslında. Biraz öyle bir durum oldu. Hı. Yani Oğuz Aral'ın yaptığı şeyler daha sonraki dergilerde lüks haline geldi. Tabii ki. İşte bu dediğim şey bile ne kadar lüks. Birisi çizecek, birisi espriyi bulacak. İkisini bir arada bir insan yapabiliyor. Daha güzel çizgisi olana bırakmıyorlar işi. Evet. Yani bu anlamda baktığımız zaman da e, mesaimiz ve iş yükü günden güne artıyor aslında. Öyle bir durum da Tabii. var. Tabii. Sizin de çok güzel ustalarınız olmuş. Yani Serhat Gürpınar çok beğenirim. Çağ Çağ, Mehmet Çağ Çağ çok çok severim. Yavuz Taran, Ergun Gündüz, Kemal Aratan, Tuncay Akgün, Suat Gönülay. ya Bütün o kadronun tamamından bir şeyler öğrendik. Ya yani, şahane kadro yalnız. Galip abiyle, rahmetli Galip abiyle son 5-6 sene yan yana masalarda çalıştık. Öyle ve çok ve hani 40 yaşından sonra bir sürü şeyi Galip abiden öğrendim diyebilirim. Hı hı. O çok iyi bir hocaydı. Mesela neler? Şimdi yeni... Ee, karikatür dünyasına adım atmak isteyen bir insan bizi dinliyor Bugün nasıl başlarlar insanlar? Belki sosyal medya mıdır onlara Ya tam da aslında şey konumuzla şey? ilgili konuşuyorsunuz şu an. Ben şimdi yeni gelenlere bir şey söyleyecek durumda değilim artık. Çok eski öğretiyle büyüdüm. Hı hı. Şimdi Galip abi'den ben ne öğreniyordum? Galip abi bana mesela Çin'i mürekkebin içindeki şeyleri, malzemeyi öğretti. Mürekkebin içinde kullanılan malzemeler, reçineden, hı hı. isten, şundan hı hı. bundan bahsediyorum. Tamam. Ve Çin'i mürekkebine nasıl davranmam gerektiğini öğretti. Hani koyulaşan çini mürekkebini kaynattığınız zaman içindeki reçine iyice çözülür. Daha kıvamlı hale gelir. Sonra biraz su katarsınız, yumuşatırsınız. <laughs> böyle şeyler fakat çini mürekkebinin de tarama ucunda bu dünyada bir hükmü kalmadı artık. Ama bu bir teknik bilgi. Şimdi başka bir tür bilgi de mutlaka öğrenmişsinizdir onlardan. Bir tavır, bir hassasiyet. Ya yani bazı şeyi kendiniz çizmek istemiyorsunuz. Onlar da değişiyor. Onlar Hı. da değişiyor. Evet. Ee, Galip abinin bir hikayesini anlatayım size. Bir adam ufalıyor, ufacık oluyor işte ve bir kadının vajinasından içeri düşüyor ve bunu bütün detaylarıyla Galip abi çizmişti. Şimdi öyle bir şey kaldırabilecek bir Türkiye yok. Hani ben ustadan öyle öğrendim. <laughs> Fakat şu an onu uygulayamam çünkü insanlar evlerinde görmek istemiyorlar. Çok çalışkan olduğunuzu görüyorum. Yani. Diyorum ki bu adam nasıl böyle mesela sorulara tek tek bu, cevap veriyor. Bu ustalardan öğrendiğimiz bir şey mesela. Evet çok çalışkanlar. Yani çok ağır mesaisi olan bir iş. Çizgi işi. Evet. Ee, çok gezmeye meraklısınız. Eşinizle motorla mesela geziyorsunuz ama Meksika'da e, zaten bir haftanız var ama bir gününü o derginin Mesaisini <laughs> ayırıyorsunuz kapanıp mesela evet. bu bunlar bütün bunlar bir birer öğreti aslında küçük çünkü şimdi yeni nesil özellikle dışarıdan görünen ve söylenen o diye söylüyorum ee, daha kolay edinilebileceğini düşünüyor bazı şeylerin ama biz ben sizin mesela o e, videolarınızın bir dakikalık video değil mi karika filminin 6 saatte çıktığını Düşünemem bakınca. Ya zaten adam yetenekli çiziyor, müziği de buluyordur falan dersin. Yani altı saat ne demek? Bir mesai, para kazanıp kazanmayacağını bilmediğin bir iş. Bir de. Doğru, bir günlük mesai aslında. Ama dönüşüyor yani. ilgi çeken bir şey yaptığınız zaman muhakkak karşılığı var. Evet. Ee, bir mesai verdiğiniz zaman dönüşüyor bir şey. Evet. Emek paraya dönüşüyor her zaman. Hı hı. Ya aslında çağımızla da ilgili bir şey bu. Biraz kısaca bahsedebilir miyim? Tabii mi? ki lütfen bir iş adamı çıktı Bitcoin için şey dedi 1988'in ekonomist dergisinde kapakta dolarlar yanıyor ve Bitcoin Forex kuşunun boynunda diyor ki işte Rothschild ailesi o tarihte Bitcoin'i kafaya koymuş bunu planlamışlar filan. Yani bütün çağın çözümlemesini adam böyle bir komple teorisi üzerine yapıyor ve bunu bir iş adamı yapıyor. ...müziyatçılar yapıyor bunu yani. Halbuki 88'de olan adamlar bunu öngörüyorlar. Adamlar bunu öngörüyorlar çünkü süreci çok güzel takip ediyorlar. Ve bu süreci Türkiye'de de çok güzel takip eden insanlar oldu. Bize bunu anlattılar. E, Bilim Tek TÜBİTAK'ın Bilim Teknik Dergisi'nin editörü e, Raşit Gürdilek zamanında e, anlattı mesela... CERN projesinden girdi. CERN'in ne olduğunu anlattı bize. Şimdi televizyondaki yayınlara bakıyorum. CERN'le ilgili konuşuyorlar. CERN'le ilgili hep işte antimaddeden bahsediliyor. Karadelikten bahsediliyor. Tanrı parçacılığından bahsediliyor. CERN'de ne yapıldığından kimse bahsetmiyor. CERN'de aslında çağın yeni enerji modeli araştırılıyor. Yani işte atom parçalandı, nükleer enerji elde ettik. Şimdi atom altı parçacıklar parçalanıyor ve nükleer enerjiden elde edilenin biz milyon katı daha büyük enerji elde edeceğiz. Evet yani, ama bundan bahsedilmiyor mu ya? Gerçekten bu tartışma programlarında. Bahsedilmiyor bundan. Şaka. Bundan hmm. Raşit Gür dilek bahsetti. Hmm. Yeni enerji modeli şu an evet. onu tanımaya çalışıyorlar dedi. Ben bir tek ondan bunu duydum ve aslında Türkiye'de fizikçiler 1990'ların sonunda da bunu söylediler. Evet. Dediler ki dünya yeni bir enerji modeline gidiyor. Bizim muhakkak bunu yapmamız lazım. Çünkü gelecek dünya, tanımlanan dünya enerjiye çok muhtaç bir dünya olacak. Çünkü işte demin bahsettim ya size emek, sermaye olayı falan. Şimdi artık dijital emek diye bir şey geliyor. Yani işlemcilerin zamanı geliyor işlemcisi ne kadar güçlüyse ülkenin savaşı o kadar kazanılabilir olacak. Çünkü bütün cihazlar o işlemcilere bağlı olacak. Türkiye'nin şansı ne sizce bu noktada? Ya bilmiyorum ki. Türkiye'de bunu konuşan adamlar var. Bunu hiç konuşmayan adamlar da var. Hı hı. Ama son tahlilde bakıyorum Aselsan'ın, TUSAŞ'ın, Roketsan'ın yaptıklarına çok ciddi ilerlemeler var yani. Sizin bu ilginiz, merakınız nedendir? Mühendis olmanızdan mı, kişisel ilginizden mi? Mesela TÜBİTAK serinizde bir seri de yani çok çok beğenilen, çok sevilen. Orada da TÜBİTAK'ta çalışan bir profesörle müstahdem miydi? Evet. Onun hikayelerini mesela şahane şekilde okuduk. Hep böyle bir... Ee, ...ülkeler vardır, şeyler vardır içinde, bilgiler vardır, ee, biraz bilim var tabii ki işte, doğal olarak. Eskiden bilim teknik tekniklerdeki daha ufak çıkıyordu, böyle e, cinali kitabı boyutunda çıkıyordu... ...ve Hı -hı. çok akademik yazılar oluyordu içinde, yani dünyada daha popüler bilim başlamamıştı. Bu Raşit Gür Dilekli zamanı bilim tekniğin daha popüler e, bilimin... Hepimizin anlayabileceği düzeyde. Doğru. Yani bir şeyi boyutlandırırken futbol sahasından örnek vermek gibi. Ha evet, şahane. <laughs> ee, babam da bana o bilim teknik dergisinin arkasında sorular olurdu. O soruları sorardı ve daha ben ilkokuldaydım. Tabii ki bilemezdim yani. <laughs> Çok akademisyenler için hazırlanan sorular. Fakat bilim teknik dergisiyle haşır neşirliğim hiç ondan sonra bitmedi. Sürekli tükettim yani aldım. Milliyet çocukla da öyleymiş galiba. Ben onu görünce çok sevindim mesela. Yani sevindim dedi. Milliyet çocuğun Milliyet çocuk dergisinin o kadar güzel bir kuşak yetiştirdiğini düşünüyorum ki Türkiye'de. Yani böyle bir şeye derin ilgili. Ve Doğan ilgili... kardeş. Ve Doğan kardeş. Ne kadar güzel, ne kadar etkili dergilermiş. Kesinlikle. Yani bir kere öyle bir dönemmiş ki o çocuğa saygı duyuluyormuş. Öyle bir dönemmiş ki o çocuğu anlayabiliyormuş insanlar. Hmm. Ya yani öyle bir dönemmiş ki çocuğun Şimdi okutmayacağımız şeyler. O dönem yani ne düşünürsünüz çocuklar işte cinali gibi çizgilere bakarlar, çok anlamazlar yani çizgiden. Değil hani milli çocukta çok yetişkin çizgi romanlar yayınlanıyordu. Şimdi dönüp baktığım zaman ve biz çocuk aklımızla onları anlayabiliyorduk. Tabii Jules Verne serileri. Şimdi ama çocuklara o saygı gösterilmiyor. Aynı yaş kuşağına saçma sapan şeyler okutuluyor. Sizin oğlunuz kaç yaşında siz ne okutuyorsunuz? 5 yaşında <laughs> okutuyor musunuz tabi küçükmüş <laughs> okutuyorum ee, bu benim dediğim yaklaşım e, batılı çocuk hikayelerinde de hala daha geçerli Hı -hı. çok ciddi oluyorlar çocuk algısını ve yetişkinlerin de okumaktan zevk alacağı çocuklar için 4-5 yaş için 6 yaş 7, o yaş grubu için çok güzel kitaplar yapıyorlar onları okuyorum genelde Hı -hı. hiç çocuk kitabı yapmayı düşündünüz mü sizin kitaplarınız da var ya bir tane seri yaptım. Ee, Ali diye bir çocuk yaptım. İlk defa çocuğun evden çıkışı. Yani büyük ihtimal işte üç yaşlarında, dört yaşlarında bir çocuk. İlk defa el, evden çıkışı, evin etrafını tanışı, arkadaşlar edinmesi ve kendi coğrafyasını sürekli geliştirmeye çalışmasıyla ilgili bir seriydi. Hı hı. Peki bu e, sosyal medyadaki değişime e, tekrar dönersek, e, şimdi mizah da dergi az satıyor ama mizah, Krikotür okuyucusu bitmedi tam tersine çok arttı. arttı. İnsanlar dediği gibi böyle WhatsApp gruplarından, Twitter'dan, Facebook'tan Tabii onu bir düzeltelim. Herkes diyor ki işte Türkiye'de mizah niye bitti? Niye geriledi? Evet evet. Bir düzeltmek i̇şte, gerekiyorsa düzeltelim. Bana o, göre hiç bitmedi bu, ama. Bu konuyla ilgili kendini sorumluluğu da e, hisseden insanlar Türkiye'de bir mizahın bitme nedenlerini yazıyorlar. Tam aksine Türkiye'de mizap bitmedi, yani dolu düzgün gidiyor, çizgi hiç okunmadığı kadar okunuyor ve çizgi her tabana artık ulaşabiliyor. Çünkü sosyal medya dediğiniz mecra herkesin önüne düşüyorsunuz. Eskiden sadece meraklısı giderdi alırdı dergiyi, şimdi artık herkesin önüne düşüyor. Dolayısıyla altın çağı yaşıyoruz. Ama yani... buradan nasıl para kazanılacağını bilinmediğini düşünüyorum. ve Çünkü bir telifsiz dolaşım durumu var. Yani ben sizin karenizi e bağımsız bir kare olarak bir WhatsApp grubunda görmüş okumuş olabilirim. Bu evet, bazı Facebook'ta insanlar büyük ünde... evet, işte Instagram'da ama... sayfalar var. Evet. İzinsiz kullanıyorlar ve bu bizim sorunumuz değil. Bütün dünyadaki karikatüristlerin sorunu. Ciddi hatta eee çağrıda bulunan karikatüristler var. Ne olur paylaşmayın. Karikatürlerimizi biz bu işten para kazanıyoruz diye mesela gerilarsın. Tüyan'ın evet. karikatüristlerinden biri. E, eskiden işte müzik dünyası için Metelika bir mücadele başlattı. Çünkü Napster'da bütün müzikler bedava yayınlanıyordu. Metelika o dönem bayağı lanetlendi ama savaşı da kazandılar ve artık herhangi bir sosyal medya mecrasında müzik paylaştığınız zaman size uyarı çıkıyor. Bunun telif hakkı olabilir. Biz bunu yayınlayamayız. Bu telife bağlı diye. Fakat görseller için böyle bir şey yok. Biz Google'da biliyoruz. Google görsellerde bir imajı alıp sürüklediğiniz zaman görsel olarak aratabiliyorsunuz. Yani böyle bir imkan var. Hı <laughs> hı. Fakat henüz bunu telife bağlamadılar. Ee, bunu telife bağlamadılar çünkü buna bence ihtiyaç duyuyorlar. Yani baktığınızda e, internetin seçilme nedenlerinden biri o görsel e, arşive bedava ulaşabilmeleri, hmm. videolar, imajlar. Ya bir de şimdi insanlar e, bu internet sayesinde. Ün de kazanabiliyorlar her şeyden bağımsız ve o ün başka ıı, ıı, geçinme şeylerine yol açabiliyor. Saçma bir şey mi söyledim? <laughs> o, o kadar doğru söylediniz ki ve insanlar kimin ünlü olduğunu hala televizyondan takip ettikleri için aslında ünlünün kim olduğunu çok da göremiyorlar. Reynmen diye bir çocuk var bence şu an Türkiye'nin en ünlü insanı o. Değil mi? Bayağı büyüdü YouTube Be fenomeni. 5 milyonun üzerinde takipçisi of, var. Çok olmuş. Evet. Instagram'da hı hı. Ee, Uluslararası işler yapıyor bu çocuk. Dwayne Johnson evet. çağırıyor, ona gidiyor falan. Ya işte çok garip. Onlarla da e, bir bölüm yapmak istiyorum inşallah konuklarımı çağırırken tabii bazen de şöyle düşündüğümü düşünüyorum. Benim kuşağıma göre başarılı olmuş, bugüne gelmiş ve kendini dönüştüren, değiştiren bugün de hala uyum sağlayıp başka bir yoldan gidip popülerliğini, iyi iş yapmasını sürdüren insanlarla konuşuyorum. Ama bugün de insanlar, ben size demi sordum ya, Çizen ve güzel espri yapan bir insan kendini nasıl tanıtır, nasıl gösterir diye e, eskiden dergileri gönderiyorduk. Bunun cevabı çok basit. E, sosyal medyanın raconu çok belli. Düzenli içerik paylaşmak. Hmm. Düzen. Yani. Çalışkanlık. Çalışkanlık ve hani düzenli olarak içerik paylaşmak. Haftada üç tane, haftada beş tane. Hı hı. Siz e, azalttığınızda paylaşımlarınızı tepki mu? takipçi sayısı düşüyor Şaka. direkt. Şaka hemen mi evet. bırakıyorlar ne nankörlük ama yani. Nankörlük değil <laughs> yani çağımız için çok anlaşılabilir bir şey. Ya. Adamın bir medyaya ihtiyacı var. Hı hı. Seni tercih ediyor tamam medyam sensin diyor. Ve sen adamın ihtiyacını karşılamıyorsun. O da seni takip, takipten çıkıyor. Ya ama işte e, para ödediğiniz şeylerde bile bazen mola dönemi olabiliyor. Ama tam tersi de oluyor. Düzenli paylaşım yaptığınız zaman muhakkak takipçiniz artıyor. Artıyor. Peki siz e, bunun gelir modelini nasıl kurdunuz? E, mecra o kadar aç ki hmm. şu an. Evet, yaratıcı yani, güzel işe zaten. E, henüz bir doygunluğa de ulaşmış değil. Dolayısıyla ki, kimsenin e, promosyonuna ihtiyaçları yok. Sadece mesai koyup düzenli içerik paylaşmaları lazım. Ve alışılmışın dışında bir şeyler yapmaya Evet çalışmaları lazım. Hı hı. Siz Ve, gelir modelini nasıl oluşturdunuz bu işte? Var mı? Var. Hı hı. Ee, birinci ayı şey popülerliğinizi arttırıp başka türlü işler alıyorsunuz. Çok Instagram'la alakası olmayan ama akla gelen ilk isim oluyorsunuz. Çok güzel. Onun bir faydası oluyor. Bunun ikinci ayağı da sizin medyanızı geçerli bir medya olarak kabul ediyorlar ve bu medyada kullanılmak üzere sizden iş istiyorlar. Evet. Bu ikisi de kabulüm. Üç senedir de aslında aileme bu şekilde bakıyorum. Fakat arzum tamamen ürettiğim işler üzerinden yani sizin o bahsettiğiniz hani para almayacağınızı bilmenize rağmen yapıyorsunuz bu işleri dediğiniz. O işlerden aslında ben para kazanmak istiyorum ama bunun olurunu daha göremedim. <laughs> bir şekilde olacak. YouTube o anlamda daha çalışan bir yer kalıcı da bir taraftan da daha kalıcı belki. Evet. Ya şimdi siz hikayelerinizde yapıyorsunuz. Ben bunları kaçırmamaya çalışıyorum. Yani benim Instagram'a bakmadığım gün oluyor ya da sizin hikayenize girip bakmadığım gün oluyor. Ama sonra diyorum ki Allah'ım dün neler kaçırmışımdır acaba? Mesela benim için de öyle bir stresi var sizin hesabın. Ee, onları bir de e, sabitlemiyorsunuz da sonradan diyorum bunları kitap yapacak mı acaba? Yo öyle bir şey düşünmüyorum ama o defterleri biriktiriyorum en son onları dağıtacağım bir çekiliş yapıp o defterleri dağıtacağım. Şaka yapıyorsunuz. Sever. istiyorum. abi. <laughs> müthiş bir şey, müthiş bir ee, nasıl diyeyim şahane bir şeymiş ya bu müjdemiz olsun yani. Onların Kitap kalıcı... olsun istiyorum ama ben bir taraftan da. Çok... Onların kalıcı olmaması da güzel. Yani öyle mi? O da Hı -hı. biraz onları cazibeli hale getiriyor. Ya. Ben, ben bu kadar yemeğe yazık olmamalı diye düşünerek bakıyorum. Ne kadar farklı bakıyorsunuz ve bu ne kadar güzel. <laughs> Biz şimdi Storytel ofisindeyiz. Ee, ve burada sizin gelişiniz büyük bir mutlulukla da karşılandı. Bazı konuklar daha önceden takip ediliyor olabiliyorlar ve çok seviniyor ekip. Ee, mesela Berk İmamoğlu size bir soru sordu. Keşke dedi e, bu bir sanat gibi galeriler mesela. Eskizlerinizi bizim ne paylaşsalar biz onları alabilsek gibi bir şey söyledi Berk. Ee, siz de bunun üzerine ya öyle bir ortam henüz yok. İsteyenlere biz zaten bu kadar istiyorsa zaten ona e, veriyoruz. veriyoruz dediniz. Çünkü başka bir ruhla istiyorlar muhtemelen. Herkes de bunu istemez. Yani orijinali satmak bana hani çok anlamlı çok işçilikli bir orijinal değilse, resim gibi bir doygunluk veren bir orijinal değilse karikatür orijinali satmak bana çok anlamlı gelmiyor. Çünkü hani bu rahatlıkla verebileceğimiz bir şey olması lazım ama parayla satın almak istedikleri zaman da onu biçtikleri fiyat bizi yaralayabiliyor. Hmm, evet işte çok iki uçlu. Ya bedava verelim ya da güzel bir miktarla evet, alalım. Evet yani en iyisi bedavaya vermek. <laughs> Peki şey çok hoşuma gitti. Ben öyle bir galeriden almışlığım var bir Kemal Aratan eseri ve o çizimler Kemal Aratan çok özel bir ustamız. Çok Aynen güzel çizgisi yani. ve Karikatürlerine resim koyabilen bir adam Ben eminim aldığınız şey çok güzeldir Çok güzel dünyalar içinde dünyalar var Yani çağ çağın bende öyle Çok eskisi vardır Salih Memecan'ın mesela sabah döneminde Çalışmışız eskiz böyle düşünürken Çiziyor onlar bende var bir kısmı Lütfen. Yani öyle şeyler var ama Siz böyle Sizde olan üç örnek verdiniz Benim o çok hoşuma gitti Onun için bu konuyu da açtım ee, Onları bize bir söylesenize Üç eser var bende çünkü dediniz bir tanesi Oğuz Aral'ın avnesi orijinal. Ee, Oğuz Aral'ın kendini çizdiği avni. Avini avni Oğuz Aral'a çorba götürüyor ve üzerine döküyor. Oğuz Aral da onu masayla kovalıyor. Hı, hı. Ve Oğuz Aral'ın kendini çizdiği başka avni yok diye biliyorum. ...bir diğer Avni orijinalim de... ...Avni'nin Fenerbahçeli olduğunu... ...bir kanıtı olan Avni <laughs> e, orijinal... ...Fenerbahçe bayraklarıyla dolaşıyorlar... ...bir de rahmetli Galip abinin... E, ...benim ismimi ve oğlunun... ...ismini geçirdiği bir hikayesi vardı... ...onun orijinali, bu üçü asılı... ...Otis abinin de bir orijinali var... E, hmm. ...Yılmaz Aslan Türk. Evet. Ha. ...onun da çok fiyakalı bir orijinali var... ...ya çok severim... O da, ...onunla da milliyette o, çok uzun seneler çalışıyor. ...o da asılı... ...Yılmaz abinin de orijinalleri güzeldir. Çok çok. Ben onlardan götürememişim galiba. Yani beni çizdiği vardır mesela böyle şey gazetede böyle bir tip olarak çizer ama... ...hani hiç onların orijinalleri bende yok. Keşke olsa derim yani çok değerli olurdu benim için. Ben de bayağı bir başına ekşidim öyle aldım. Değil mi? O böyle çok planlıdır, düzenlidir. Hatta bir tane de Yılmaz abiden bir tane de şey ee, heykelini aldım o heykel sanatıyla da alakalı. Evet. Heykel demeyeyim de seramik. böyle. Datça'da seramik yapmaya evet. başladı. Öyle ya ben o eserlerinden hiçbirini görmedim ama yaptığını falan biliyorum. Sizlerde öyle derin bir entelektüel birikim görüyorum. Başka sanatları ilgi, alaka görüyorum. Değil mi? Başka sanatlara ilgi alaka var Karakıtrislerde. Politikaya da var tabii her anlamda. Şöyle bir durum var. Hani naif duygularla başladığımız meslek aslında bir süre sonra yani çok güncel bir iş yaptığımız için. Ve politikayla da uğraşıyoruz. Her şeyle uğraştığımız için birazcık da anlamaya çalışıyoruz. Yani çok da naif bakılmıyor onlara. Anlamaya çalışırken herhalde meslekle beraber kendimizle gelişiyoruz diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü dergideki karikatüristlerin hiçbirinin normalde siyasetle alakası yoktur. Hiç sevmezler. Hı hı. Ama hepsiyle oturup siyaset konuşabilirsiniz. Hı hı. Bir şekilde bilmek zorundalar. E korktuğumuz şeyi gözlemlemek istiyorlar işte belki de. Doğru. Bize onunla güldürüp bizi biraz olsun rahatlatmak istiyorlardır belki. E, peki e, Oğuz Aral döneminde... Hızlı geçtik ama bugün onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Sadece onu sorayım. Ya minnettarız öncelikle çünkü e, Türkiye'nin bu 150-200 senelik mizah dergiciliği geleneğini o bayrağı en sağlam taşıyan adamlardan biri işi en doğru yapan adamlardan biri ve mizah dergiciliğini e, bir basamak yukarıya taşıyan adamlardan biri. Profesyonel hale getirmişti yani. bildiğimiz. Ee... Ben şeyi yapmaya çalışıyordum, ee, getirdim çok yıllar önce yapmışım Gırgır gır dergisinden çıkan diğer dergiler. Hep böyle eskiden dergiler, başka dergiler doğururdu. Evet. Biz de böyle e, bakkallar çoktu o zamanlar. Bu kadar market yoktu, bakkalda onları okumaya çalışırdık. Bir dergi alırdık, üç beş dergi de orada. <laughs> hani esprileri okumaya çalışırdık gibi. Arka sayfada olan. Mesela serileri daha iyi bilirim ben. Bazı dergileri almadan okumuşum evet. gibi. Mesela Gırgır'dan Fırt, Pişmiş Kelle, Hıbır, Limon, Mikrop, Avne çıkmış. E, limondan Degıl. Degıl da mı vardı? Ha? Ben mesela bunu eklemeliyim bu listeme. Limondan Deli ve Nankör çıkmış. E, Leman'dan Ne Manyak, sonra Lombak çıktı. Sonra Kemik Var. Kemik çok severdi. Leman'ın, limonun sahibi değişince ismi değişti. Öyle mi? Hı -hı. Evet. E Penguenden uykusuza dönüşme var. Yani Doğru. Yani biraz ayrılma var. Evet ya yani çok acayip böyle mizan bizim bildiğimiz yani aktörleri vardı büyük oyuncuları vardı onların transferleri vardı muhtemelen değil mi biz onu izleyemiyorduk ama görüyorduk ama çok da mizan. fazla medya yoktu Türkiye'de bir iki kanal vardı gazeteler vardı başka bir şey yoktu şimdi bir medya çılgınlığı yaşanıyor evet herkesin kendi medyası var doğru hı hı. Ee, daha çok daha zorlu bir evet. ortam var yani daha rekabetçi bir ortam var ben memnunum ya dönüşümden. E siz çünkü ayak uydurabilmiş biri de oldunuz. Çünkü ben dergiciliği zaman... de söyleyeyim. Yani dergicilik son geldiği hali artık... E, ...dağıtımcıya çok büyük paralar veriliyor. Dağıtımcı hmm. bütün dergilerin yüzde evet. elli ortağı diyeyim size yani. Hmm. E, kağıda ayrı para veriyorsunuz. Kağıt tabii ki döviz. Dövize bağla, bağlı Türkiye'de kağıt üretilmiyor... Siz hala kağıt kalemle çiziyorsunuz değil mi? Teknik evet. o şeylerle çiziyor musunuz bilgisayarla falan? Yok, ben kullanmıyorum. <laughs> ya denedim, aldım. Ee, sevmedim. Hatta Yılmaz abi'den orijinali böyle aldım ben. Al abi ben bunu kullanmayacağım dedim. Sintiğimi verdim Yılmaz abi. O da bana orijinal verdi. Ya dedi. <laughs> <laughs> Yılmaz ya. O Yılmaz şeyle çizer. Bilgisayarla çizer evet. değil mi? Ee, ben Ezel'in mesela e, mizahla ilgili olduğunu bilmiyordum şarkıcı Ezel'in. Daha önce Kemik Dergisi'nde mi çalışmış? Kemiğe iş getirip götürüyormuş. Ben de hatırlamıyorum. O ya çok enteresan. Siz onun şarkısını kullandınız ve... Olumsuz bir dönüşü oldu değil mi onu? Evet. Beni de yargılıyorlar. Ya, o... Şimdi Eylül'de üçüncü mahkemem var. Evet, biz Emrah Bey'le e, buluşamadık ilk önce çünkü mahkemem var dedi. Sonra mahkeme ertelenince buluşabildik. Adınız size çok uygunmuş, değil mi? Evet, Anadolu'da halk ozanları var. Bunların değişik isimleri vardır yörelere göre. Abdal denir, Emrah denir. E, Emrah diye e, Karapapak Türkleri bu işi yaptıkları zaman onlara Emrah deniyor. Ben de Karapapak Türk'üyüm, dayımın ismi Emrah. Bana o yüzden Emrah ismini koymuşlar. Çok eski Türkçe bir kelime. Sesli uyumu yok ama ona rağmen Türkçe bir isim. Arapça'ya da geçmiş. Arapça'da Emrah, e, bir gruba Emrah dediğiniz zaman o eğlenin demek. Hmm. E, böyle bir anlamı var. Türkçe'de de farklı değil. Sas çalıp eğlendiren. İnsan anlamında emrahlık. İşte ben, ben kendi ya adıma sazım, kalemim, <laughs> kağıdım aslında. Hmm. Ben de aynı işi yapıyorum. Ablak soyadı da e, yayvan geniş yüz anlamında Türkiye'de kullanılıyor. Aslında ablak şey e, durgun su. Ve Arapçada da ablak mavi ile gri arası renge deniyor. Durgun su da o renk olur. Ya ne güzelmiş. Şey, e... sizin o soyadına alış hikayeniz çok güzelmiş. Yalnız ailenizin değil mi? Evet, dedem <laughs> evet. Kurtoğulları istiyor. Hı -hı. E, lakabımız o Kurtoğulları. Ama o dönem e, listeden seçebiliyorsunuz soyadını. Hı -hı. Kafana göre soyadı alamıyorsun diyorlar. Listeyi gösteriyorlar. Dedem Latin alfabesi bilmiyor. Arapça, Rusça alayını biliyor. Latin alfabesi öğrenmemiş daha. Listenin en başındaki ismi gösteriyor. Bu olsun o zaman diye. O da ablak <laughs> ...ve işime de yaradı açıkçası... ...her zaman liste başında... ...yani alfabetik sırayla konduğunda ...hep liste <laughs> başında olurum... ...hiç aramadım yani ismimi... ...Abla Kemrah diye... Yeni projeler var mı Emrah Bey? TÜBİTAK'ın devamı gelecek mi? Bir de onu sorayım... TÜBİTAK'ın devamını çiziyorum... ...bir Hı, 30 sayfam şahane. kaldı... ...onu bitirmeye çalışıyorum... Ee, ...bir tane kitap yazmak istiyorum... ...güzel bir hikayem var... ...işte Eron Mütarecimler Hoca'ya da gittim... ...danıştım... ...o da yaz dedi... ...beğendi hani birazcık böyle tarih başka isimlerden de onay almak istedim ee, babam bir tane kitap yazdı onun bir kısmını resimlemek istiyorum ee, hmm. bunlar yakın zamanda yapmayı düşündüğüm şeyler ee, bitirmeyi düşündüğüm şeyler onun dışında uzun vadeli bunu da herkese söylüyorum çok güzel Çanakkale hikayem var emekliliğimi bekliyorum çizmek için emekliliği var mıdır karikatüristten? ya şey Zamansal ben... olarak mı var? <laughs> Yok ciddi olarak emekli <laughs> olma. Yani bir yerden <laughs> bana kastetim. para yatmaya başlasın, işi gücü bırakayım hmm. ve sadece bu işle uğraşayım istiyorum. Çünkü hmm. çok ağır mesaisi var çizgi romanın. E, kafanızda büyük bir hikayeyi açıp çizmeye başlıyorsunuz. E, kıyafetler, her şeyin doğruluğunun devamlılığının olması lazım. Tabii büyük iş bir de Çanakkale. çok Tamamen. uzmanın olan. konsantre demiş. olmanız lazım. O işi araya başka iş alarak yapamam. Hmm. O yüzden. Peki nasıl bitirelim programı? Nasıl bitirelim? Nasıl olunurdan Emrah Ablak... ...ne sonuçlar çıkartır? ne yani... der, Bu kadar bir hayat, bu kadar başarılı... ...güzel, bizleri güldüren... ...esprileriyle... E, ...tanıdık kılan... ...işte değil mi? Tanışıyormuş gibi hissettiren... ...sonuçta birilerinin... ...gece bekçisinin yalnızlığını alan... E, ...birine beni çiz dediğinde... ...onu çizen ve mutlu eden... E, biri, Biri mi? <gülüyor> sanki <gülüyor> uzaktan şöyle Ya Son olarak şunu söylersen. söyleyebilirim ya nasıl olunur. Ee, çağımız itibariyle konuşacağım tabii ki. Bazı şeyler bitti mi bitiyor. Onları yaşatmaya çalışmanın bir anlamı yok. Yaşımız her ne olursa olsun bazen sıfırdan başlamak gerekiyor. Hı -hı, Ama şahane. aslında çok sıfırdan başlamak da sayılmaz. Önceden sahip olduğunuz şeyleri de onun içine koyduğunuz zaman o sıfırı daha böyle kolay atlatabiliyorsunuz birikimle. Evet, dönüşmekten korkmamak lazım herhalde bu çağda. Evet. Çünkü bu çağ en çok onu arzuluyor. Yeni bir şeyler görmeyi herkes çok ar. İnovasyon çağındayız. Ve bilimle kapatalım. TÜBİTAK serisinin yaratıcısı olarak evrim şart, değil mi bir şekilde? Şart. Şart. Evet. Yani evrim şart demesek bile o kendisini gerçekleştirecek. Kaçınılmaz. Evet, evet biz söylememize gerek evet, yok. kaçınılmaz. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Sağ olun.